Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni haftanın ilk ders günü Hayri Küpeli İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir kez daha yerlere çöp atma dedi. Çocuklar, sokaklara, toprağa, derelere, denizlere çöp atmayacağınıza söz veriyor musunuz? Evet. Sokaklar evimiz, alkışlayın! Hoşçakalın. Sokağımızda çöp... Burada günlük toplanan çöp miktarı 18 bin ton. Sokağa çöp atma. Siz özel çocuklardan başlayarak muhteşem bir hareket başlattı. İnşallah sizlerle beraber yollarımız, parklarımız, kaldırımlarımız, okullarımız, sınıflarımız, bahçelerimiz, yaşadığımız her yer sizlerle çok çok güzel olacak. Sizler zaten yerlere çok atmıyorsunuz, bunu biliyorum. Hocalarımız, velilerimiz, idarecilerimiz, öğrencilerimiz çok mutlu. Çok önemli. Sizin mutluluğunuz çok önemli. Zaten başarı da mutluluktan geliyor. Mutlu olduğunuz zaman, mutlu olduğunuz işi yaptığınız zaman başarıyorsunuz. Bizim de bir derdimiz var. Bu şehre eğitim şehri Gaziantep yapacağız. Spor şehri Gaziantep, bilim şehri, kültür ve sanat şehri Gaziantep yapacağız. Ama önce çevreye duyarlı bir Gaziantep olmamız gerekiyor. Çevre dostu bir Gaziantep olmamız gerekiyor. O yüzden de kirletmememiz gerekiyor. En basiti kirletmememiz gerekiyor. Daha az temizliğe ihtiyaç duymamız gerekiyor. Bunun da en kolay formülü elindeki çöpü yere atma. Bu çok basit değil mi? Çok basit. Atma. Bugün şimdi eve gidince kardeşlerinize diyeceksiniz. Siz zaten abisiniz, ablasınız. Eve gideceksiniz, diyeceksiniz ki kardeşim bugün aldığım derste nasıl doğayı kirlettiğini, bakın 3 tane önemli şey söyledi. Attığımız çöp yol kazalarına neden oluyor. Bir motosikletle bir araba o yoldaki atılan çöpten dolayı kaza yapabiliyor. Attığımız çöp kedinin, köpeğin yediği zaman sindirim sistemini bozuyor, hasta ediyor. Attığımız çöp denizlerdeki mercanları yok ediyor. Attığımız çöp havayı, toprağı ve suyu kirletiyor. O zaman ne oluyor? İnsanoğlu hasta oluyor. Hasta oluyoruz. Hasta olmamamızın önleyici tedbirini ortak evimiz olan gezegenimizi çok temiz tutmak. Bunu yapabilir miyiz? Evet. İlk formülümüz ne? Atma diyeceğiz. Yere çöpü duyamadım. Asla! Bütün Antep duysun. Asla! Hayri Küpeli'nin çocukları bu. Beyaz bayraklı yanımızdaki çocuğumuz, Elif'imiz, Ayşe'miz, Mehmet'imiz, burada Ali'miz, eğer bu kurallara uyarsa biz onu ödüllendireceğiz. Ödül olarak ne istiyorsunuz mesela bizden? Bisiklet vereceğiz. Eğer beyaz bayraklı okul olursa öğretmenlerimize zaten bisikletlerimizi verdik. Ama beyaz bayrak almak zorundayız. Beyaz bayrak aldığımız zaman bu sefer hepimiz bunun mükafatını alacağız.
aynısı büyük.